Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde biyokimya uzmanımız, uzman doktor Suzan Uzan bizlerle. Sizler de bu süreçte canla başla tüm ekibinizle çalıştığınız gece gündüz diyebiliriz kelimenin tam anlamıyla. İyi ki varsınız diyelim sizlere de. Hocam, sorumu yöneltmek istiyorum. Öncelikle pandemi sürecinde Avrasya Hastanesi laboratuvarında neler yaptık? Bunlardan bahsedebilir miyiz? İçin davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Umarım bizim izleyenlere faydalı olur diye başlamak istiyorum. Biz pandemi sürecinde başında şunu yaptık. Sağlık Bakanlığımızın bizi yetkilendirmesiyle ilk önce immünokromatografi yöntemi dediğimiz bir kalp testlerle bize gelen başvuran hastalarımıza ya da danışanlarımıza diyelim COVID-19'un vücutta var olup olmadığını kan yoluyla bakmaya başladık. Daha sonra her süreçte olduğu gibi laboratuvardaki gelişmeler, tabii başta tanınmayan, bilinmeyen bir virüs olduğu evet. için sadece var ve yok şeklinde, yani bu virüs var, yok şeklinde teşhis ettik. Daha sonra gelişmelerde biz de aynı şekilde laboratuvarımızda o gelişmeleri takip edip ne yaptık? ELISA yöntemiyle kanda bu virüsün vücutta meydana getirmiş olduğu evet. immünoglobulin G ve immünoglobulin M, yani COVID-19, IgG ve IgM sonuçlarını rakamsal olarak vermeye başladı. Hı. Bu bize neyi getirdi? Bu süreçte bu hastalığa yakalanan hastalarımızın bu virüsü vücuda girdikten sonra antikor oluşturmadığını tespit ediyor. Buradaki önemli konu şuydu, bu antikorlardan, yani COVID-19, IgM eğer pozitifse, yani evet. bir değeri varsa, şu anda vücudumuzda bu virüs var ve buna karşı vücut savunma yapıyor. Hı hı. Eğer COVID-19, IgG antikoru pozitifse, o zaman da şöyle diyoruz, evet bu virüs vücudumuza girdi ve vücudumuz buna karşı bir reaksiyon gösterdi, bir savunma oluşturdu ve vücut buna karşı antikor oluşturdu diyebilecek konuma geldi. Daha sonra 8 Ağustos'tan sonra Sağlık Bakanlığı'nın PCR yöntemiyle, yani polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle evet. bu virüsün test edilebilirliğinin özel hastanelere verilebileceği, yetkilendirilebileceği söylendikten sonra bizler de başvurduk bu konuya. Yetkiyi aldıktan sonra biz de bu sefer halk arasında söylediği sürüntü testi evet. ya da PCR testi. Bunu da işte boğaz ya da burun ya da her ikisini yaparak almış olduğumuz PCR numunelerini artık Avrasya Hospital'da çalışır hale. Edilenlerden birisi de şu oldu. PCR dedik, antikor dedik. Hani bu hangisiydi, bu hangisiydi diyen kesin oldu. PCR ve antikor arasındaki edebilecek konuda olur. Şimdi buradaki konu şu. Dünya Sağlık Örgütü'nün tabii bu dönemde PCR yönteminin bir altın standart yöntem olarak kabul etmesi ve bu iki gen bölgesinin mevcut olduğu PCR kitlerinin kullanılmasıyla gerçekten COVID-19'un teşhisinde çok önemli, altın standart dediğimiz bir yöntem olduğunu size sorduğumuz soru ne istiyordun? Kandan bakabilirsiniz. Hı hı. Kandan baktığınızda burada antikor testine bakıyoruz. Evet. Bazen danışanlarımız şöyle yapıyor, işte ben bu testi yaptırmak istiyorum dediklerinde hemen bir sonuç almak ve bununla ilgili yapılsın istedim. Şimdi biz hemen olduğunda evet, biz kan testini alıyoruz. 1,5 saat içinde vücutta mevcut olan COVID-19 IgG ve IgM sonucuna antikor değerini verebiliyoruz. Evet. Ama şimdi konu şu. Siz eğer vücudunuza bu virüsü aldınız ve almadıysanız vücudunuzda bu antikorlar oluşmayacak. Doğal olarak bizim almış olduğumuz kan testinde
antikorları tespit edemediğimizde hasta hemen şunu söylüyor. Ben testi yaptırdım, bana negatif dediler. Şimdi negatif dediğimiz şey de sadece şunu söylüyoruz. Siz bu virüsü almadınız ve aldıysanız da henüz bununla ilgili vücutta antikor oluşumu meydana gelmedi. Yani ikisinin arasında şöyle bir fark var. Birinde boğazdan ya da burundan almış olduğunuz virüsün bir kiti ve muamele yaptıktan sonra bir cihazda o virüsün çoğaltılarak ve o cihazda meydana gelen çeşitli ışımalarla bir eğriler oluşuyor. Biz onları değerlendiriyoruz ve o viral yükün varlığını size söylüyoruz ve pozitif mi negatif mi diye söylüyoruz. Şimdi bunu söylediğimizde bu gerçekten %100 doğru ve net. Çünkü biz şu anda kullanmış olduğumuz kitte Dünya Sağlık Örgütü'nün de biraz önce söylediğim gibi altın standart dediği iki geni her ikisini içeren bir kit kullanıyoruz. Evet. Burada işte M proteini ve bu DNA bağımlı polimeraz enzimin genini içeren virüs eğer bu almış olduğumuz sürüntüde mevcutsa bunu kaçırmamız imkansız. Bunu kesinlikle tespit ediyoruz. Ve hatta şöyle viral yükün çok düşük olduğu ve taşıyıcı olduğu hastalarımızda da bunları yakalayabiliyoruz. Ha bunu ne kadar sürede yakalayabiliyoruz? Yani ne kadar zamanda tespit edebiliyoruz? Biz bunları hasta bize geldi, çalıştı. Bütün işlemleri yapılması yani 2-2,5 saat sürüyor. Ama şöyle söylemek istiyorum. Peki bu sürenin e-nabıza düşmesi bizim sloganımızla aynı şekilde aynı gün verdiğiniz evet. aynı gün sonucu evet. alabilecek şekilde sonuçlarımızı verebiliyoruz ve gerçekten bu konuda laboratuvarımızda kullanmış olduğumuz kit ve cihazlarla çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani güvenilirliği konusunda da bu konuda fikrimizi almış ve evet. hastalarımıza da iletmiş olduk.